iklim uzmanı olan bakanlık kurumumuzla birlikte Çevre Bakanlığı adına buradayız. Ereğli Demir Çelik Fabrikalarının 2. Yüksek Fırını'nın yeniden kurulumu ve modernizasyonu, 4. Kurt Bataryası ve Tahliye Mahsulleri Tesisi Kapasite Artışı Projesi halkın katılım toplantısına hepiniz hoş geldiniz. Toplantıda projeyle ilgili olarak sizlerin görüş ve önerilerinizi şeffaf bir şekilde alacağız. Sorularınızı Çevre Danışmanlık Firması tarafından ve proje sahibi tarafından değerlendirilmesi hususunda bizler yardımcı olacağız. Bu anlamda ben katılımlarınız için çok teşekkür ediyorum. Sizlerden sunum sonrasında sorularınızı alacağız. Burada bir ricam var. Soruyu sormak isteyen kardeşimizin isim ve soy ismini belirterek soruyu sorarsa tutanağa geçireceğiz bunları. Ve şeffaf bir şekilde bunlar da kayıt altına alınmış olacak. Hepinize tekrar teşekkür ediyorum. Ve projeyle ilgili sunumunu yapmak üzere Akça Çevre Danışmanlık Firması'nı köşeye çağırıyoruz. Pardon, ben toplantının yöntemi hakkında bir şeyler söylemek istiyorum. Bu tip toplantılar, böylesine büyük projeler için gerek projeyi yürütenler, gerekse projenin diğer taraflarının bir zamana ihtiyacı olduğu konusunda çok açık bir yönetmelik var. Şimdi bu proje çok büyük proje. Bu projeyi ben internetten indirip incelemek için 4 saat bilgisayarın başında bekledim. Projenin. Bu kentte bu projeyle ilgili hiç kimsenin bilgisi yok. Hiç kimse de hiçbir şey söyleyemez. Şimdi proje için taraflara tebligatlar yapıldığını biliyorum ama projenin kendisiyle ilgili tarafların hiçbirisinin bilgisi yok. İkincisi, bu toplantı bu salonda yapılamaz. Niye yapılamaz? Bu proje 100 kilometrelik çapı ilgilendiren bir alanı ilgilendiren bir proje. Bu proje Ereğli Demir Çelik Fabrikası'nın mülkiyetinde yapılıyor. Bu anlamda burada yapılması etik olarak, ahlak olarak doğru değil. İkincisi, bu projeye dikkat ederseniz halk gelmedi. Niye gelmedi biliyor musunuz? Halk Erdemir'den korkuyor, onun için gelmedi kardeşim. Onun için bu toplantının ben Ereğli halkı adına teklif ediyorum. Şu an durdurulup, iptal edilip başka bir yer ve zamana alınmasını teklif ediyorum. Ve salonda katılan arkadaşlara teklif ediyorum. Arkadaşlar katılıyorsanız beraber el kaldırın. Aksi takdirde bu salonu terk etmek durumunda kalacağız. Teşekkür ederim. Mevzuat, Çevre Danışmanlık Firması tarafından ve bakanlığımız tarafından yerine getirildi. Toplantı hem yerel gazetede hem de ulusal gazetede. Ben sana bir şey konuşur musun? Hem yerel gazetede hem de ulusal gazetede ilan edildi. Bununla birlikte toplantının yapılması için seçilen yer sanayi alanının en yakınındaki yer. Ve burası söylediğiniz gibi evet Erdemir'e ait bir yer ama halka açık bir yer burası. Hayır, halka açık değil. Halka açık değil. Burası şu. Bakın bu salona gelip halktan birisi konuşursa ne olur? Ben size söyleyeyim. Bu salona halktan birisi gelip konuşursa hemen kaydedilir. Ertesi gün çocuğu, yakını, yeğeni, dayısı, amcası işten atılır. Dolayısıyla bu toplantının yerini belirleyen il çevre müdürlüğü, valiliktir. Valiliğin yaptığı iş yanlıştır. Kafadan zaten Akça mühendise vermekle beraber projeyi doğrulamıştır. Onun için biz teklif ediyoruz. Eğer bu toplantıyı durdurup başka bir yer ve zamanı almazsınız ve biz taraflara bu projeyle ilgili görüşlerimizi bildirmek için süre vermezseniz, projeyi inceleyemedik çünkü, vermezseniz biz bu salonu terk ederiz, üçünüz, dördünüz beraber aranızda bu projeyi tartışırsınız. Şimdi şöyle anlatayım ben size. Çünkü şöyle bir şey, biz biliyoruz, yani Akça Mühendis Alaplı'daki altın madeninin de proje sorumlusu. Nasıl proje yaptığını, nasıl geçirdiğini biliyoruz biz. Şimdi, onun için lütfen kamu görevlisisiniz, bizim adımıza da kamu görevlisiniz gereğini yap. Söylediğiniz gibi, zaten burada sizi bilgilendirmektir. Bununla birlikte,
Söz konusu proje şeffaf bir şekilde bakanlığın ve il müdürlüğün internet sitesinde yayınlanarak sizlerin incelemesi için kamuoyuna sunuluyor. Ve şu anda bugün itibariyle sadece son söz söyleme hakkınız burası değil. Bundan sonra yazılı ve sözlü olarak il müdürlüğüne, bakanlığa başvuru yaparak projeyle ilgili açık bir şekilde görüş ve önerilerinizi sunabilirsiniz. Dolayısıyla sizin... Ne anlatıyorsun arkadaşım? Sen ne anlatıyorsun? Ben sana diyorum ki proje hiç kimse bilmiyor. Arkadaşlar salonda proje bilen kimse var mı? Baş elini kaldırsın ya. Yok, bilen yok ya. Ve bu projeye de şöyle bir şey. Burada bu arkadaşın anlattığı şeylere 2 dakikada cevap verebilecek hiç kimse yok. Başından sonra tik tik proje. Tamam. Yani bir endüstri mühendisine ben verdim. 2 gündür projeyi çözemedi. Yani burada ben ya bu arkadaşlar, sivil toplum örgütü yöneticiler nasıl cevap verecek? Ne diyecek buna? Bugün cevap vermek, bugün öneri vermek. O zaman şöyle, görevinizi yapın arkadaşım. Kamu adına görevinizi yapın. Bu toplantıyı ileriki bir tarihe şehrin göbeğinde bir yerde halkın katılacağı bir yerde yapın. Kamu görevlisiyseniz böyle yapacaksınız. Şimdi söylediğim gibi. Ama şöyle bir şey. Ya biz burada otururuz kendi kendimize dinlerseniz dinleyin derseniz biz de topluca çıkarız. Bu konuda kararınızı verin. Şimdi kararınızı verin yoksa biz çıkacağız. Burası halkı bilgilendirme toplantısı. Halk bilgi alıp almama konusunda... Ya halk gelemiyor, halk korkuyor. Halk buraya gelmekten korkuyor. Anlıyor musunuz? Bakın bu anlatıyorum size. Sadece burada olan bir şey değil. Siz sadece, bakın siz sadece Erdemir'in kamu görevlisiniz. Benim de kamu görevlisiniz. Çetin Bey. Bu elinin altında kamu görevlisiniz. Az dinlersem ben devam edeyim. Size gerçekten Ereğli'nin güzel şeylerini takdim etmek isterdik. İşte fındığını, cevizini, çileğini. Maalesef Ereğli Demirçelik Fabrikaları özelleştikten sonra son 10 yılda yapmış olduğu tahribatlardan dolayı sadece size su ve çay ikram edeceğiz. Bu toplantının aynen dediğimiz gibi bu arkadaşımızın bütün söylediklerine katılıyorum. Burası gerçekten Ereğli'nin, Ereğli Demirçelik Fabrikaları. İsmim Niyazi Özcan, Ereğli İşim Mücadele Platformu Başkanıyım. Bugüne kadar OYAK yönetiminin basiretsizliğinin yüzünden halkın buraya teveccüh göstermesinin en büyük göstergesidir. Yoksa bu salona insanlar asla sığmaması lazımdı. O arkadaşım belki dili sürttü, Ereğli insanları korkuyor diye. Asla Ereğli insanının hiçbir tanesi korkmaz, çok yüreklidir. Gerektiğini gerektiği zaman en iyi şekilde yapar. Ama ben sizden yine rica ediyorum. Bizim hazırlamış olduğumuz dosyalar var. Bu dosyaları özellikle bunu kayda almanız lazım. Çünkü neden? Bu dosyayı size verdikten sonra yarın aynısını Cumhuriyet Başsavcılığına bildirerek bunu suç duyurusunda bulunacağız. Bunu tekrar bunun içinde basına da tek tek dağıtacağım bu dosyayı. HES'ten kuracağınız projeyi. Aynı zamanda işte yüksek fırınla alakalı projeyi. Bunların bütün sebebi, mümessili OYAK'ın yönetimidir. İplikçilerdir. Ağır sanayinin hiçbir şekilde bilgi birikimi olmayan arkadaşları, buradaki arkadaşlarımı tevzi ediyorum. Bunlar çok saygıdeğer Erdemir'den olan arkadaşlarımız vardı. Asla olmasınlar. Bunlar emeğinin hakkının mücadelesini veriyorlar. Yönetim bazında bu konuyu söylüyorum. Bunu lütfen kayda alırsanız basının huzurunda rica ediyorum. Tamam. Bunu bir saniye. Bir dakika. Bunu bir tutanak alalım. Bunu yani eğer zamanınız varsa bununla alakalı ben size ne kadar nasıl bir konu olduğunu okuyabilirim ama çok uzun. Çünkü burada gerçekten proje olduğu megawatt yani yıllık 2.5 milyon TL. Yapacağı yatırım 70 milyon TL. Bununla alakalı 40 yıllık bir geri dönüşümde bu yatırım neden yapılıyor? Kime bu pastadan pay veriliyor? Kime bu kıyak yapılıyor? Yüksek fırınla alakalı 380 milyon dolar Çinlilere yapılan yüksek fırını 78 milyon dolara Erdemir'in bilgi birikimi olan şu anda içinde olan da vardır, çıkan da vardır. Bunu neden 500 milyon dolar gibi bir yere birilerine yine bu pasta pay edilecek? Ve bu ülkemizin dolara ihtiyacı olduğunda yurt dışından gelecek firmalara neden bu işler veriliyor? Onun için bunu inşallah hem rekabet kurumuna hem de bakanlığın bütün gereken yerlerine vereceğiz. Bunun için de 17-8 yıldan beri yapmış olduğumuz Ataşehir'de tabut eylemine kadar İngiltere Çelik Konseyi'nde anlattığımız konular olmak üzere hatta bu kadar acımasız ve yani çok özür dilerim kusura bakmayın. Acımasız burada en ufak ajantalarımız burada, 20 tane ajantamız var. Onun bile ekmeğine göz deken bir insana burada chat raporu alınmaya gelmiş. Bu insanlar size nasıl chatte müsaade etsin Allah aşkına? Şimdi, bravo. Bravo. Bravo.
alın asla biz bir saniye bunu al biz asla memleketimizi çok seviyoruz. Memleketimizin adına eğer yapılacak bir proje, bir konu varsa en üst seviyede biz buna sırtımızı alır yine taşırız. Basın mensubu arkadaşlara bu dosyaları veriyoruz. Bütün basın arkadaşlar bunları alabilirler. Alın buyurun. Aynı zamanda kusura bakmayın özür dileriz. Bu dediğimiz gibi aynı Çetin arkadaşa katılıyorum. Biz toplantıyı terk etmek zorundayız. Siz kendi alanınızda istediğiniz gibi konuşun, istediğiniz gibi tartışın. Kendiniz çalınız, kendiniz oynayın. Özür dilerim. Çok teşekkür ederim. İyi günler. Ben de bir konuya değinmek istiyorum. Toplantıyı komple terk ediyoruz.